Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Baloncuklar Bölüm 2. Gelinim. Ebru'dan. Aynanın karşısında üstümdeki elbisenin son duruşuna bakıyordum. Bordo renk elbisem bence harikaydı. Ben siyah olsun desem de babaannem bu rengi uygun görmüştü. Aynadan gördüğüm kadarıyla arkamda yatağımda oturan Armağan bana dolu gözlerle bakıyordu. Arkamı dönüp tebessümle ona baktım. Yavaş adımlarla yanına gidip yatağımın kenarına oturup ona doğru döndüm. Armi gerçekten mi? Ya kızım evlenmiyorum farkında mısın? Sadece tanışma. Ne bileyim kızım ya, duygulandım. Sen şimdi yarın öbür gün evlenip beni unutursun. Kim kardeşini unutur ki ben unutayım kıt akıllı. Armi'yi teselli ediyordum ama en çok benim teselliye ihtiyacım vardı. Bunu yapmak zorundaydım ve kimse nedenini sebebini bilmemeliydi. Bu sırrı sadece ben bilmeliydim. Kimsenin bana akıl vermesine ihtiyacım yoktu. Olan gözlerimi kırpıştırıp ellerimle yelleyerek akmasını engelledim. Kapının açılmasıyla kafamı çevirip gülen gözlerle bana bakan hayatımın mimarı olan kadına baktım. Çok güzel olmuşsun kızım, maşallah sana. Yalnız babaanne bu kız beni ağlatacak bir şey söyle. Diyerek Armi'yi gösterdim. Babaannem yalandan kaşlarını çatıp parmağını Armi'ye sallayarak konuştu. Bana bak, kızımı ağlatıp makyajını bozma. Zamanı gelsin beraber ağlayacağız. Şimdi sus bakalım. Ağlanacak halimize gülüyorduk resmen. Kafamı iki yana sallayıp siyah çantamı aldım. Ben çıkıyorum hanımlar. Size iyi eğlenceler. Meraktan çatlayacağız burada. Ne eğlencesi kızım? Sana bir şey olmaz, merak etme. Armi arkamdan homurdanırken onu duymazdan gelmek en iyisiydi. Arkamı dönüp gülerek aşağı indim ve oturma odasına ilerledim. Aslında evimiz tek katlıydı. Çatı katı küçük ardiyeydi bir zamanlar ama iç mimar olarak ardiyeyi temize çekmiş kendime ait oda yapmıştım. Evin neredeyse tüm dizaynı bana aitti. Her yerin kullanışlı olması bizim için avantajdı ne de olsa. Dedemin önüne geçip etrafımda bir tur döndüm. Nasıl olmuşum? Her zamanki gibi. Güzel. Dedemin yanağına öpücük kondurup babaannem ve Armi ile vedalaşıp evden dışarı çıktım. Babaannem ve Armi arkamdan dua ederken çok komik duruyorlardı. Kafamı iki yana sallayıp arabama bindim. Arabayı çalıştırdığım an babaannemi koşarak arabanın yanına gelmesi bir oldu. Elindeki şekerin paketini açarken gülerek konuşmaya başladım. Babaanne, KPSS sınavına girmiyorum. Bu da sınav kızım, hem de sözlü. Nazar için bu şeker, Şule Hoca'ya okuttum. Aç ağzını bakalım. Hadi yolun açık olsun. Şeker ağzıma tıkıp arkamdan su dökerek gidişimi izlediler. Arabanın navigasyonuna Aslı'nın yolladığı konumu girdim. Aslında heyecanlıydım. Ne de olsa ilk defa erkek tarafının ailesiyle tanışacaktım. Yalan bile olsa. Son zamanlardaki durgunluğum babaannemin ve dedemin gözüne batıyordu. Ölmeden önce senin mürüvvetini görebilsek nidaları yükseliyordu son zamanlarda. Benim mutlu bir yuva kurmamı en çok isteyen ve görmeyi hak eden kişilerdi. Onlar yüzünden böyle bir işe girmiştim ya zaten. Bu zamana kadar evliliğe karşı tek cevabım hayırdı tabii ki. En sonunda Aslı'nın ev dediği ama aslında ev olmayacak kadar harika şatonun önüne geldim. Daha önce birçok lüks villa görmüştüm ama onlarla evlilik gibi bir planım yoktu. Yavaş adımlarla arabadan inip yan koltuktaki tatlı kutusunu elime alarak villaya doğru yürümeye başladım. Zile var yok arası basıp bekledim. Her zaman kendine güven olan birisiydim. Şimdi de aynı şekilde olup kendimi göstermeliydim. Kapıyı gayet alımlı, Rus bir hizmetli açtı. Daha konuşmadan arkadan Aslı'nın sesini duydum. Bana bırak Ruslana, sen gidebilirsin. Elimdeki kutuyu kıza uzatıp Aslı'na döndüm. Üstümü inceleyip suratını buruşturdu. Daha iyi elbiseler görmüştüm ama olsun idare eder. Hasbam laflara bak, ne kadar gıcık olduğunu o günkü buluşmada anlamıştım neyse ki. Aynı şekilde ben de onu süzdüm. Daha iyi adamlar görmüştüm ama olsun idare eder diyerek taklitini yaptım.
Bana şaşırmış şekilde baktıktan sonra kısa sürede kendini topladı. Bozulmuş tavırla "Babaannem içeride" deyip önden yolu gösterdi. Elini belime yerleştirip beni yönlendirmesiyle odaya girdik. Yaşlı hoş bir bayan koltukta ayağa kalkmış beni inceliyordu. Yanına yaklaşmama bir iki adım kala yerdeki mindere gözüm takıldı. Bunu biliyordum, babaannem anlatmıştı. Eski zamanlarda gelin böyle seçilirmiş, ne kadar işe yatkın olup olmadığı buradan anlaşılırmış. Eğilip yerdeki minderi aldım ve yerine koyup babaannenin yanına gittim. Elimi uzatıp, "Öpeyim efendim" dememle gülen bir suratla elini uzattı. "El öpenlerin çok olsun kızım, buyur otur." Kenardaki kanepeye oturup ellerimi önümde birleştirdim. Hanım hanımcık göründüğüm kesindi. O sırada içeri giren başka bir bayanla ayağa kalktım. Elini öpmek istediğimde şaşkınca elini uzattı. Asrın annesi olduğunu söyleyip o da boş bir kanepeye oturdu. Babaannemin dediği gibi kendimi sözlü sınavda gibi hissediyordum. Tam konuşmaya başlayacakken yemeklerin hazır olduğu haberi gelince sofraya geçtik. Tam oturmak üzereyken içeri dalan adamla herkes oyuna bakmıştı. Zannedersin atlı kovalıyor adamı. Bu ne telaş anlamadım ki. Asrına benzeyen bu adam tahminime göre babası olmalıydı. "Merhaba kızım, ben Asrın babası Fuat Soydan." "Merhaba efendim, ben de Ebru Balsöz." Hep birlikte sofraya oturmuş sessiz bir yemek yiyorduk. Sessizliği sevmeme rağmen şu anki durum hoşuma gitmiyordu. Babaannemin anlattıkları dışında bir bilgim yoktu. İlk soru beklediğim yerden, beklediğim kişiden geldi. "Fuat Bey, ailen nerede kızım? Ne iş yaparlar?" "Ailemi trafik kazasında kaybettim efendim. Başın sağ olsun." "Sağ olun." Yine sessizliğe bürünmüştü ortam. Asrın ara sıra bana bakarak gülümsüyor, stresimi anladığı için yardımcı olmaya çalışıyordu. Tabii bu benim fikrimdi. Bu aydan hiçbir şey olmazdı ya, neyse. "Peki bu zamana nasıl geldin yavrum? Gerçi ben bazı kısımları biliyorum. Biliyorsun Emine ile arkadaşız." Emine yani babaannemle arkadaş olduklarını biliyordum. "Çok iyi kadın" der dururdu babaannem. Kafamı babaanneye çevirip elimdeki çatalı tabağın kenarına bıraktım ve konuşmaya başladım. Beni babaannem ve dedem büyüttü. Babamla aralarında kırgınlık olduğu sıralar kaza olmuştu. Ben 15 yaşındaydım. Onlar da beni alıp evlatlarının yerine koydular. Kazada maalesef annem ve babamı kaybettim. Onların desteğiyle de o günleri atlattım. "Tekrar başın sağ olsun kızım. Mesleğin var mı peki?" "İç mimarım." Babaannem sürekli evin küçüklüğünden bahseder, dert yakınırdı. Ben de onu mutlu edecek şeyin bu olduğuna karar verdim ve mimarlık okudum. "Maşallah ne güzel. Evin küçük olması sorun. Tabii gerçi biz kadınlar hep daha fazlasını isteriz ya, neyse." "Haklısınız tabii ama şu da var ki bizim ev sizinkinin yanında müştemilat gibi kalır." Bu lafı gülerek söylemiştim aslında ama babaannenin söylediklerim karşısında kaşları çatılmıştı. "Olur mu öyle şey kızım? Orası senin evin. Böyle bir yakıştırma duymamış olayım. Hem emin ol, biz de zenginlikle doğmadık." Anlayışla başımı salladım. "Ben zenginlikle doğdum valla." Asrın egosunu konuşturmuş, gerinerek söylemişti. Bu hali beni sinir etse de büyüklerin yanında terbiyesizlik olmasın diye sustum. "O yüzden böylesin ya evladım. Aklın ya parada ya da karıda kızda. Söyletme beni şimdi." Babaannenin lafıyla keyfim yerine gelmişti. "Ha, babaannem benim. Sevdim bu kadını." Asrın suratı düşmüş, yemeğine geri dönmüştü. Oh olsun. Yemekler yenmiş, sıra tatlıya geldiği zaman bahçeye çıkma teklifi yapılmıştı. "Ev büyük diye hava mı atıyorsunuz?" demek istesem de sustum. Hep beraber dışarı çıkıp bahçe koltuklarına kurulduk. Sadece babaanne ve ben konuşuyorduk. Diğerleri tiyatro izler gibi bizi izliyordu. Biri de "bu kızı kurtaralım bu zulümden" demiyordu. "Peki kızım, bir erkeğin aylık geliri sence ne kadar olmalı?" "Anne yeter artık, sıkmayalım hanım kızımızı." Fuat Bey'in beni korumasını anlıyordum ama Gülten babaanneyi daha çok anlıyordum. Son soru olmasını umarak cevap verdim. "Rica ederim Fuat Bey, ben olsam aynısını yapardım, belki de fazlasını." Bu lafıma gülüşme sesleri yankılanmıştı. Tekrar babaanneye dönüp ciddiyet ve samimiyetle sorusunu cevapladım. "Bence erkeğin eli ekmek tuttuktan sonra gerisi boş. Nice erkekler var evine ekmek götürmeyen. Nice erkekler var evine ekmek götüremeyen. Tabii kadın faktörü de büyük babaannem. Her zaman erkek dere gibi akıtır. İşin başı kadında. Tutarsa ne ala, tutamazsa başa bela der.
Aynı onun gibi işte. İki taraf da önemli. Bu cevaptan sonra başka lafım yok. Aklı başında hanım hamcık kızsın ve selam. Sonunda anladım babaanne. Tabii ki öyleyim. Lafın içinden söyledim tabii ki. Bir süre daha oturduktan sonra müsaade isteyip kalkmıştım. Herkese vedalaşmış babaannenin elinden öpmüştüm. Evdekilere selam söyle gelinim demişti. Şaşırmamla beraber mutlu dolmuştum. Baş üstüne babaanne. Kapıya kadar beni geçiren asrım bile bu duruma şaşırmıştı. Vallahi tebrikler. Babaannemin gözüne girmek kolay değil. Benim gibi cevheri keşfetti işte. Sorun yok yani. Sorma, çakma cevher. Sen kendine bak önce fasulye sırrı. Yürü kızım bırakayım seni evine. Arabam garajda zaten. Bir de onu çıkarması var. Of ya. İtiraz edecekken aklıma gelen fikirle gülümsedim. Kafayı mı yedin kızım? Ne sırıtıyorsun? Maymun mu var karşında? Nereden bildin? Ben şu arabayı çıkarayım yoksa elimden bir kaza çıkacak. Tamam, ben de bahçede bekliyorum. Evin yanından garaj olduğunu düşündüğüm yere dönünce ben de arabamın kaputuna yaslandım. Bakalım şimdi ne olacaktı? Garajdan boşuna çıkaracaktı arabayı şapşal. Kısa bir süre sonra bana doğru gelen araca alaylı gözlerle baktım. Araba durup içinden asrın aşağı indi. Sen arabayla mı geldin? Yok, tramvayla. Bir de dalga geçiyor ya. Neden söylemiyorsun kızım arabayla geldiğini? Beni boş boşuna zahmete soktun. Sormadığın sorun cevabını alamazsın da ondan. Her neyse, sana iyi geceler. Ben artık gideyim. Sinirden konuşamayan asrına keyifle bakıp arabama bindim. Motoru çalıştırıp bahçe kapısından çıkarken bana ateş saçan gözlere bakan fasulye sırığını geride bırakmıştım bile. Sen böyle davranmaya devam et bakalım. Ben sana neler yapacağım sırık. Asrından. Giden arabanın arkasından sinirle baktım. Arkamı döndüğüm an karşımdaki arabaya hızla yürüyüp lastiğine tekmeler savurdum. Benim gibi sakin, mülayim bir insanın geldiği noktaya bak anasını satayım. Arabayı garaja götürmekten vazgeçip eve doğru yürümeye başladım. Bu deliyle mümkün değil, 6 ay yaşayamazdım ben. Ellerimi semaya açıp, Allah'ım sabır ver bana. Yok vermeyeceksen bu deliden kurtar beni. Amin. Hayırdır eşek sıpası, ne yapıyorsun? Karşımdaki babaanneme bakıp sevimli şekilde gülümsedim. Kazasız belasız gitsin diye dua ediyorum. Bu kız seni sadece yola değil imana da getirecek belli. Aferin kızıma. Arkasını dönüp eve girmesiyle ben de babaannemi takip ettim. Hayır dua eden ben, aferin alan bu kız. Ah ah yandın Asrın yandın. Sınav günü çalıştığım dersten beter edecek bu kız beni. Kız isteme. Akşam eve gelmiş olan biteni babaannem ve canım arkadaşıma anlatmıştım. Son bir haftam böyle sakin geçmişti. Eve gelip yorgun olduğum için odama çıkıyordum. Sağ olsun canım patronum habire iş yığıyordu. Babaannemse Asrın'la konuştuğumu sanıp rahatsız etmiyormuş. Bunu dedemin şu telefonla şu kadar konuşan beyefendi buraya gelsin lafından sonra öğrenmiştim. Yatağıma yatmış iş yorgunluğumu çıkarırken diğer yandan da olanları düşünüyordum. Telefondan gelen mesaj sesiyle kendime geldim. Gönderen fasulye sırığı. Yarın hayırlı bir iş için sizdeyiz haberin olsun. Gönderilen fasulye sırığı. Tamam. Uyuşuk şekilde yatağımdan kalkıp aşağı indim. Oturma odasında dedem bulmaca çözerken babaannem televizyon izliyordu. Tam yaşlı evi diye düşünmeden edemedim. Yavaş adımlarla babaannemin yanına oturup kulağına yaklaştım. Yarın Asrın ailesiyle bize gelecek. Olur hal... Ne? Kızım niye daha önce söylemiyorsun? Ara hemen Armağan'ı buraya gelsin hazırlık yapalım. Abartma babaanne yarın yaparız. Evladım olmaz çağır hemen şu kızı annesini de alsın gelirken. Son lafını da söyleyip hızla mutfağa doğru yol almıştı. Armağan'a durumu bildiren kısa bir mesaj yazıp dedeme döndüm. Bana bakan dedem derin bir nefes alıp yanıma geldi. Ellerini ellerime kenetleyip yüzümün her karışını ezberlemek ister gibi baktı. Kesin bir şey çıkaracaktı ağzından. İlk kez böyle baktığında komşunun katlettiğimiz tavuğunu armiyle gömmüştük. İkinci sefer baktığında ilk kez erkek arkadaşım olmuştu. Dedem de sağ olsun çocuğu bana yaklaşmasın diye hırpalamış, sonra da erkekler kötüdür dediler hariç lafını söylemişti. Şimdi ise yine bir şeyler geliyordu ama ne? Sen bu çocuğu istiyor musun? Evet tabii, siz de uygun görürseniz. Senin uygun bulduğun bize de uygundur kızım.
Sen bu eve geldiğin zaman nasılsan benim gözümde aynısın. Hala o ürkek bakışlı çekingen kız çocuğu. Sen bana oğlumun emanetisin. Sakın unutma. Eğer bir sorun çıkarsa benden saklama. Olursa olur, olmazsa kısmet değilmiş deriz. Dede nereden çıktı şimdi bu laflar? Bakışlarından tanırım seni. Duruşundan çözerim bir derdin olduğunu. Sakın unutma kızım. Ölene kadar yanındayım. Ölüm sadece yaşlıları bulmuyor biliyorsun değil mi? Bir evladımı toprağa verdim. Allah senin yokluğunu yaşatmasın bana. Asıl bana yaşatmasın. Dedeme sarılıp ağlamaya başladım. Torunun derdini bilse ne yapardı acaba? Çaresi olmayan bir dertti benimki. Sonrasında çok kızacaktı bana. Bunları düşündükçe daha da kahroluyordum. Konuşsam, şuracıkta anlatsam tüm derdimi, döksem eteğimdeki taşları olmazdı. Susmam lazımdı. Onlar için, mutlulukları için susmalıydım. Derdimi tek yaşamalı, kimseyi üzmemeliydim. Yeter artık kızım, benden beter çıktın. Dedeme gülerek baktığım an kapı zili çalmaya başladı. Bir süre sonra susan kapıdan sonra içeri giren Armi coşkuyla konuşmuştu. Damat geliyormuş yarın. Yaşasın be, sonunda göreceğiz. Kız sana ne oldu? Ama dedem, ağlatmışsın kızı. Olmaz ki böyle canım. Armi beni kolumdan tuttuğu gibi banyoya sokmuş, kendime gelmemi tembihleyip mutfağa gitmişti. Kendimi toparlayıp mutfağa girdim. Hayriye teyze oturmuş, börek yapma işine başlamıştı. Sarma saran Armi, patatesle uğraşan babaannem mutfağın altını üstüne getirmişti resmen. Bu mutfak en çok geçen sene böyle dağılmıştı. Bir yıl önce yine beni istemeye gelecek olan kişiler için böyle bir hazırlık yapmıştık. Sonra da hüsranla bitmişti zaten. Hayriye teyze gülerek bana baktı. Hep senin yüzünden dağılıyor deli kız. İnşallah bizim yüzümüzden de dağılır. Son sözlerini kinayeli şekilde Armi'ye duyurmuştu. Yalandan darılmış gibi bakan canım arkadaşım konuştu bu sefer. Aşk olsun ama beni kimler kimler istedi de ben varmadım. Demeyeceğim çünkü kimse istemedi. Beni niye kimse istemiyor ya? Evde mi kalacağım ben? Kız kurusu mu olacağım? Hayriye teyze anlaşılan saydırma günündeydi. Pert bakışlar eşliğinde başladı konuşmaya. Az akıllı olsan isteyen olur da her yaklaşanı çaki bebek gibi kovalamazsan tabii. Kriterlerim uymuyor anne. Ne yapayım? İleride evde kalırsın. Vallahi seni deli Mecnun'a veririm. En azından deli meli kocan olur. Evlilikten soğuttum vallahi. Tamam kapatalım konuyu. Bu atışmalar eşliğinde şen şakrak işleri halletmiştik. Yarın sabah erkenden geleceklerini söylemiş, sonrasında eve gitmişlerdi. Hayır yani, bu ne heyecan, beni mi istiyorlar, bunları mı belli değil. Yorgun argın yatağıma girmiş, yorgunlukla hemen uykuya dalmıştım. Sabah erken saatte kalkmış, temizlik işini bitirip kalan hazırlıkları tamamlamıştık. Duşumu alıp, asrına evin konumunu attıktan sonra elbisemi giyinmiş, Armin'in yardımıyla saçlarıma maşa yapmıştım. Çok güzel oldun kızım, enişte bayılacak. Sen de çok güzelsin canım. Bağlı olduğum halde böyleysem gelin olunca sen düşün. O günleri görürüz inşallah ne diyeyim. Sen de mi ya? Armi ile şakalaşırken çalan zille heyecanını tavan yapmıştı. Her ne kadar gerçek olmasa da böyle bir anı tekrar yaşamayacaktım. O yüzden her şey dikkat ediyor, her andan keyif almaya bakıyordum. Adet gereği kapıyı açıp misafirleri salona yönlendirmiştim. Asrın elindeki çiçek ve çikolatayı verip o da içeri geçtikten sonra ben de ilerlemeye başladım. Elimdeki çiçek ve çikolatanın çekilmesiyle Armi'ye baktım. Bana umutsuz bakaymışım gibi baktıktan sonra mutfağa geçti. Zannedersin her gün isteniyorum. Allah'ım ya ne var elimde unuttuysam. Salona geçip gelen misafirlerin elini öptüm. Asrına da hoş geldin dedikten sonra bir müddet misafirlerin yanında oturdum. Sıradan şekilde hava durumu, su kesintisi, muhabbetleri yapılmış. Babaannemin işaretiyle kahveleri yapmak için mutfağa geçmiştim. Armi arkamdan gelip gülen gözlerle bana bakarken telefonuma gelen mesaj sesiyle açıp kim olduğuna baktım. Gönderen fasulye sırığı. Sakın kahveyi tuzlu yapma, seni almadan giderim. Gönderilen fasulye sırığı. Tabii ki yapmam. Gönderen fasulye sırığı. Aferin sana. Tuz atıyorsun değil mi? Ben değil, sen atıyorsun. Atmam demiştim ve atmayacaktım ama Armi atarsa doğal yoldan suçsuzdum. Normalde insanlara ön yargılı yaklaşmazdım. Lakin o gün pastanede etrafa attığı bakışlar, iğrenen tutumu onu ele vermişti. Evet, para önemliydi ama yeteri kadarı.
Hiçbir zaman gereğinden fazla paraya ihtiyaç duymamıştım. Çünkü biliyordum ki insanoğlu doyumsuzluk. Ne kadar çok olursa o kadar fazla harcıyordu. Asrınsa parayı dünyanın merkezine koymuştu. Gelin hanım kahveler, Armin'in elime tepsiyi vermesiyle fincanlara göz attım. Damat fincanını görmemle yüzümde anlamsız bir gülümseme oluştu. Bekarlığa veda kahvesi yazılı fincanı Armin ile beraber yaptırmıştık. Ne şanstır ki aşık olacağım adam için yapılan bu fincan bir yabancıya kısmetti. Elinde tepsi derin bir nefes alıp salona geçtim. İlk olarak Asrın babaannesine kahveyi verip daha sonra annesi, babası ve yanlarında gelen kıza verip ardından babaanneme, dedeme, Hayriye teyze ve Galip amcaya verip sonrasında ise Asrın'a verdim. Ben de sandalyeye oturup keyifle Asrın'ın yüzünü şeklini incelemeye başladım. Kahvenin tuzsuz olduğunu düşünüp büyük bir yudum almasıyla öylece kaldı. Yanağında oluşan şişlik komik olduğu için kendimi gülmemek için zor tuttum. En sonunda suratı şekilden şekle girerek zorla yuttu. Ardından suyunu içip bardağı kenara bıraktı. Kahvesi elinde muhabbeti dinlerken arada bana kaş göz işareti yapmayı ihmal etmiyordu beyefendi. Fuat Bey dedemle muhabbet ediyor, daha önce nerede çalıştığıyla ilgili sorular soruyordu. En son İstiklal'de çalıştım Fuat Bey. Din görevinden emekli olunca da buraya taşındık. Papaz mısınız? Asrın'ın sorusuyla kahve dedemin boğazında kalmıştı. Sinirli gözlerle Asrın'a bakıp suratımı çevirdim. Emekli imamım ben evladım. Din işi deyince, ayrıca İstiklal'de cami var mı ya? Bir ara gel göstereyim evladım. Peki efendim. Fuat Bey oğluna sıkıntıyla bakmıştı. Ah, bu yaşa kadar adam olmamış. Bu yaştan sonra hiç olmaz. Bakma diyemedim tabii. Babaanne konuşmayı devralmış, asıl konuya girmişti. Efendim, gençler birbirini görmüş, beğenmiş. Sizin de müsaadeniz olursa Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle kızınız Ebru'yu oğlumuz Asrın'a istiyoruz. Ne diyeyim efendim, bize hayırlı olsun demek düşer. Yalnız kızımın gözünden, oğlun yüzünden bir damla yaş düşerse burnundan fitil fitil getiririm haberiniz olsun. Sizden önce ben hakkından gelirim bu sıpanın, siz hiç merak buyurmayın. Ayrıca müsaade ederseniz kızımıza bir yüzük takmak istiyorum. Adet gereği başının bağlı olduğu belli olsun. Babaanne Asrın'a bakıp sinirle konuşmaya başlamış. Son sözlerini dedeme ithafen daha kibar kullanmıştı. Dedem siz bilirsiniz dedikten sonra babaanne yanıma gelip parmağıma manevi değeri yüksek olan bir yüzük takmıştı. Zengin olunca böyle oluyor demek ki. Maddi değil de manevi değeri konuşuluyordu. Az çok pırlantadan anladığım kadarıyla hayli pahalı bir yüzüktü. Hadi gençler, öpün bakalım elimizi. Dedemin lafıyla önce karşı tarafın elini öpmüş, sonrasında ise babaannem ve dedemin elini öpmüştüm. Dedemin dolu gözlerini görünce benim de içimden bir şeyler akıp gitmişti. Dedeme sarılıp yanağına kocaman bir öpücük bıraktım. Bana gülümseyen dedem arkasını dönmüş salondan dışarı çıkmıştı. Omuzlarıma binen ağırlığın altında eziliyordum sanki. Bir müddet sonra dedem gelmiş, düğünle ilgili konuşmalar yapılmıştı. Haftaya erkek tarafına yemeğe gidecek, sonrasında 3 ay içinde düğün yapılacaktı. Bu süre bana o kadar kısa gelmişti ki, dedem bana onay bekleyen bakışlar atınca kafamı sallayıp evet demiştim. Misafirler en sonunda yapıştıkları yerden kalkmış, dışarı çıkarken Asrın beni kenara çekmişti. Sinir ve alayla konuşmaya başladı. Hani kahveye tuz atmayacaktın sevgili sözlüm? Ben atmadım zaten, arkadaşım attı sevgili sözlüm. Sen de müdahale etmedin ama. Bana atma dedin, atmadım. Ayrıca abartma, iki yudum kahve zaten. Siz kadınlardan korkulur, şeytansınız siz. Benim şeytan olup annenin melek olması biraz absürt değil mi sence? O benim annem, düzgün konuş. Sonuçta kadın, çekemem seni, ayrıca git hadi, yarın işim var. Ben boş oturuyorum sanki, benim de işim var. Seni kazandığın aylığı tek yemekte bırakıyorum kızım, havan kime? Bile bile kazığa oturuyorum diyorsun, sen bilirsin. İyi akşamlar. Deyip kapıyı suratına çarptım. Benim aylığımı bir yemekte yiyormuş, görgüsüz. O parayla ne açlar doyar, haberi var mı acaba? Geri kafalı, sinirle mutfağa geçip etrafı toparladım. Kenarda duran çikolatadan birkaç tane ağzıma atıp yanıma bir bardak su aldım. Odada oturan babaannem ve dedeme odama geçeceğimi söyleyip yukarı çıktım. Bakalım bu para delisiyle ne yapacaktım? Kafama koydum bir kere.
Ya sen beni kendine benzeteceksin ya da ben seni. Hadi bakalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.